Merhaba, ben Burcu Çayözü, trikoloğum. Uzmanlık alanım saç ve saç derisi sağlığı. Bugün sizlerle saç üzerine en çok merak edilen sorular üstünde konuşmalar yapacağız. En çok merak edilenleri konuşacağız ve değerlendireceğiz. Saç dökülmesini durduran şampuan olur mu? Olmaz. Şimdi herkes çok kolay bir çözüm arıyor aslında bu konuyla ilgili. Saç dökülmesi herkesin hayatı boyunca en az bir kere tecrübe ettiği bir durum. Trikolojik analiz nedir? Neden gereklidir? Şöyle, şimdi saç dökülmelerin altında çok farklı nedenler olabilir. Erkeklerde %95 oranında biz dökülmelerin nedenini genetik olarak tanımlayabiliyoruz. Çünkü işte genetik altyapıları, hormon sistemleri. Aşırı avuç avuç diye tabir edilen saç dökülmesi neden olur? Çaresi var mı? Şöyle, genelde o tarz aşırı ve avuç avuç dökülen saçlar geçicidir. Yani pek çok kişi o avuç avuç saç dökülmesini gördüğü zaman çok büyük bir stres kaynağı haline getirir bunu. Veya neden oluştuğunu da çözemezse ve üstüne gitmezse. Burcu Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Burcu Çayözü, 41 yaşındayım. 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Pek çok kişi bizim doktor olduğumuzu düşünüyor trikolog olmamızdan ötürü ama değiliz. Trikoloji bir bilim dalı ancak tıbba ait veya doktorların yapması gereken illa bir alan değil. Aslında 2 yıllık bir kozmetik sektör tecrübemden sonra yurt dışında İngiltere'de trikoloji eğitiminin olduğunu görerek aslında bu eğitime başladım. 2 yıllık bir eğitim alarak İngiltere'ye gidip gelerek hem teorik dersler hem klinik çalışmalara katılarak 2 yıllık eğitimi tamamladım. Sonrasında da 2 yıl üstüne de vaka paylaşımları yaparak, tecrübelerimizi paylaşarak devam ettik bu eğitim sürecine ve 4 yıllık bir eğitim sürecinden sonra aslında tamamen tam bir üyelik alarak tam bir trikolog unvanı kazanmaya hak kazandım. 15 yıldır hatta 16. yılımızdayız artık. Nişantaşı'ndaki yerimizde kişilere destek oluyoruz saç ve saç derisi problemleriyle ilgili. Bu anlamda şimdiye kadar binlerce kişiye yardımcı olduk, destek olduk. Dünyadaki tüm kongreleri bu anlamda takip ediyoruz, gelişmeleri takip ediyoruz ve her gün aslında kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Saç dökülmesini durduran şampuan olur mu? Olmaz. Şimdi herkes çok kolay bir çözüm arıyor aslında bu konuyla ilgili. Saç dökülmesi herkesin hayatı boyunca en az bir kere tecrübe ettiği bir durum. Ancak şampuanlar sadece saç derimizi temizlemeye yarayan bir çeşit deterjan. Hedefleri sadece deri yüzeyinde oluşan yağı, kiri, atık maddeleri temizlemek ve uzaklaştırmak. Ama saçımız bizim deri altında bir gözenek içerisinde oluşuyor ve oradaki canlı hücreler bölünerek saçı örüyorlar ve saçın dökülmesi de bu gözenek içerisinde programlanıyor. Şampuanlar oraya kadar nüfuz etmiyor. Saçlarımıza çok az bir temasa uğruyorlar. Yani 5-10 saniye kalıyorlar. Hadi olsun 30 saniye. Durulanıyorlar ve tamamen saçlarımızdan uzaklaşıyorlar. Bu anlamda da saç köküne kadar inmedikleri için, hedefleri de bu olmadığı için saç dökülmesini durdurmak, saç çıkarmak, saçı güçlendirmek ya da saçı daha çok dökmek. Bazıları da onu söyler işte çok işte şu şampuana geçtim saçım döküldü. Ama bunlar aslında doğru şeyler değil. Birazcık algı, birazcık da bazen pazarlama. Trikolojik analiz nedir? Neden gereklidir? Şöyle, şimdi saç dökülmelerin altında çok farklı nedenler olabilir. Erkeklerde %95 oranında biz dökülmelerin nedenini genetik olarak tanımlayabiliyoruz. Çünkü işte genetik altyapıları, hormon sistemleri bir araya geliyor ve saçı döküyor. Ancak kadınlarda özellikle bu sistem çok daha karmaşık işliyor. Bir kadındaki dökülme genetik bile olsa o genetiği devreye sokan mutlaka altyapıda bir sağlık problemi, bir şekilde metabolik bir rahatsızlık beraberinde gelebiliyor. O yüzden problemi doğru anlamak, doğru adlandırmak, kişileri hem doğru yerlere yönlendirmek. Mesela işte biz bir analiz yaptığımızda işte kansızlığı var mı, beslenmesi nasıl, stresi nasıl, hormonal düzensizliği var mı, bunların hepsini tespit edip bu kişileri gerektiğinde ilgili doktorlara yönlendirerek içsel dinamiklerini de düzeltmelerini sağlıyoruz. Ama aynı zamanda saç kaybına göre de doğru ürünlerle ve tedavi yöntemleriyle buluşmalarını sağladığımızda da çok daha kesin çözümler alıyoruz. Yoksa işte herhangi bir ezberi bir ürünü alıp kullandığınızda bunu siz evde kendiniz de yapabiliyorsunuz. Ama işte komşunuza yarayan bir ürün sizde hiç işe yaramayabiliyor. Çünkü onun sorunu sizin sorunuz çok başka olabiliyor. Yani burada birazcık olay hedef odaklı gitmek. Kişiye özel, kişinin problemine özel tedavi yöntemleriyle bütünsel bir yaklaşımla gitmek ki en maksimum sonucu alabilirim. Kimler trikolog olabilir? Aslında isteyen herkes olabilir. Ama tabii ki Türkiye'de bunun bir eğitimi yok henüz maalesef ama dünyada bu anlamda çok prestijli eğitim kurumları ve birlikler var ve dünyada yani yurt dışında bir eğitime katılacağınız için tabii ki öncelikli koşul İngilizce biliyor olmanız, 4 yıllık bir üniversite mezunu olmanız, oradaki dersleri takip edebilecek kadar bir altyapınızın olması aslında çünkü bu eğitim kurumlarına başvururken aslında hem bir kere referans istiyorlar yani sizi birinin refere etmesi gerekiyor. Kendi başınıza gidip başvuru yapamıyorsunuz çünkü bir kişi demeli ki evet bu kişi çalışkandır, bu eğitim kurumlarını ve trikolojiyi layıkıyla temsil edecektir ve başarılı olacaktır diye aslında bir referans almanız gerekiyor. Yoğun bir altyapısı var eğitimlerin. Anatomi dersleri görüyorsunuz, kimya görüyorsunuz, matematik görüyorsunuz, bunları İngilizce görüyorsunuz. Saçın yapısı, saça yapılan işlemler bunların hepsiyle ilgili çok detaylı bilgiler alıyorsunuz. Tabii ki bunları anlayabilmek, hakim olabilmek, bu eğitimlere gidip gelebilmek, katılabilmek önemli. Baktığımızda dünyada en yaygın olarak trikologlar kimler? Trikoloji üstünde uzmanlık sahibi olmuş doktorlar var, dermatologlar var, hemşireler var, biyokimyagerler var. Mesela İngiltere'deki en prestijli eğitim kurumu şu anda orada. Kuaförler çok alıyor ama
tabii ki oradaki kuaförlük sisteminde çok ciddi bir eğitimden geçerek okul mezunu olarak gittiğiniz için aslında bir zaten altyapıda bilgi donanımlarında olduğu için mesela kuaförler de orada rahatlıkla yapabiliyor. Trikolojik uygulamalar içinde saç ekimi, PRP, mezoterapi var mı? Yok. Şöyle, şimdi normalde aslında Türk mevzuatlarına göre düşünürsek saç ekimi özellikle zaten cerrahlar tarafından yapılmalı. Yani herhangi bir şekilde doktor olmayan bir kişinin bunu yapmaması gerekiyor. Etik kurallar gereği. PRP ve mezoterapi işlemlerinde yine doktor tarafından yapılması gerekiyor. Türkiye koşullarında böyle. O yüzden biz kesinlikle medikal işlemler yapmıyoruz. Bize gelen danışanlarımıza, uygulama yaptığımız kişilere. Ancak mesela dünyadaki diğer trikologlar ülkelerinin koşullarına göre PRP veya mezoterapi konusunda saç ekimi değil yine. PRP veya mezoterapi konusunda tabii ki bir uzmanlık ve lisans aldıklarında yapabiliyorlar ama Türkiye'de biz bu uygulamaları yapmıyoruz. Aşırı avuç avuç diye tabir edilen saç dökülmesi neden olur? Çaresi var mı? Şöyle, genelde o tarz aşırı ve avuç avuç dökülen saçlar geçicidir. Yani pek çok kişi o avuç avuç saç dökülmesini gördüğü zaman çok büyük bir stres kaynağı haline getirir bunu. Veya neden oluştuğunu da çözemezse ve üstüne gitmezse o dökülmeler birazcık uzun soluklu olabilir. Bu da bizim aslında stres ve dökülme döngüsü dediğimiz bir süreci devreye sokar. Yani saç çok döküldükçe siz çok daha fazla bunu stres unsuru haline getirirsiniz. O stresle birlikte artan stres hormonlarıyla birlikte dökülme kronik hale gelir. Bu böyle bir çark haline gelir. Bu dökülmelerin pek çok nedeni vardır. Mesela işte son 2 yıldır gördüğümüz COVID kaynaklı saç dökülmeleri. COVID geçirenler sonrasında çok ciddi dökülme yaşadılar. Çünkü bir kere zaten ateşli hastalıklar veya ilaç kullanımları zaten saç dökülmesini tetikler ki COVID böyle bir hastalıktı. COVID olmayanlar stresten saç dökülmesi yaşadılar. COVID olacak mıyım, sevdiklerimi kaybedecek miyim, işimi kaybedecek miyim diye. Aşı olanlar da gördük yine. Özellikle BioNTech aşısından sonra bazı kişilerde saç dökülmelerini gördük. Bunlar ama çoğunlukla geçici dökülmeler. Ameliyat sonrası, doğum sonrası, ateşli hastalık sonrası, çok hızlı verilen kilolar sonrası dökülmeler artabilir. Bunlar genelde geçici dökülmelerdir. Ancak kişide eğer tiroid düzensizlikleri varsa, bazı ilaç kullanımları varsa, mesela antidepresanlar, kolesterol ilaçları, tansiyon ilaçları veya işte romatizma ilaçları gibi bazı ilaçlar dökülmeleri tetikleyebilir ve devam ettirebilir. Kansızlık varsa, özellikle kadınlarda biz kan değerlerinde çok düşük değerler görüyoruz. Bu durumlar dökülmeleri uzun soluklu hale getirebilir. Yani normalde geçici yoğun bir dökülme, işte ameliyat olduğunuz 2 ay sonra başladı, 2-3 ay sonra. 2 ila 4 ay sürer, zaten düzene girer. Panik olmaya gerek yok. Ancak 6 ayı geçen dökülmelerde özellikle mutlaka altyapısında ne var, dökülmeyi ne sürekli hale getiriyor, buna bakmak gerekiyor. O zaman da bir tetkik yapılması gerekiyor kişilere. Genetik saç dökülmesini durdurmak, önlemek mümkün mü? Şöyle, genetik saç dökülmesini tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak pek çok kişi genetik saç dökülmesinin kader olduğunu düşünüyor. Yani benim işte babamın da saçı döküldü, benim de dökülecek. Zaten bunun tedavisi yok diye düşünüyor ama aslında artık bilim gelişti, teknoloji gelişti. Bu dökülmeleri ötelemek ve geciktirmek mümkün. Şimdi baktığımızda bir erkek adayı alalım mesela. 20'li yaşların başında saç dökülmeleri başlamış. 30'a kadar çok hızlı seyrediyor. Çünkü bu dönemde zaten bir kere işte aktivitesi çok, hormonları çok yüksek seviyede çalışıyor. Stresli, işte üniversiteye hazırlanıyor. Oradan çıkıyor iş stresi. Yani dökülmeyi hızlandıran pek çok sebep var ki vücudunda da dökülmeyi tetikleyen testosteron hormonu çok yüksek seviyede seyrediyor. 20 yaşının başında saç dökmeye başlamış bir erkek 30'una kadar saç derisinin tepesindekinin çoğunu kaybetmiş oluyor. Hiçbir şey yapmazsa. O kadar açıldıktan sonra da saça mesela ekim yapmak ya da başka bir uygulama yapmak çok mümkün olmuyor. Ancak artık kozmetik veya medikal tedaviler var. Genetik dökülmeyi yavaşlatan, hızını kesen, hatta genetik dökülmenin etkisiyle böyle minyatürize olmuş dediğimiz minik tüy haline gelmiş saçların daha çok güçlenip uzamasını destekleyen bakım programları veya medikal tedavilerle 30 yaşına kadar o saçın tamamen açmaması, çok daha az dökülmesi sağlanabiliyor. Bu durumda da siz tamamen açmış bir saçtansa hafif şurada seyreklik olan bir saça ekim de yapabiliyorsunuz. Veya hiçbir şey yapmasanız da o daha az dökülmüş görüntü kişiyi daha çok memnun edebiliyor. O yüzden doğru önlemlerle, doğru bakım yöntemleriyle aslında genetik dökülmede tamamen %100 ortadan kalkmasa da çok ciddi anlamda daha az dökülmesi sağlanarak saç korunabiliyor. Saçımıza yağ, yumurta ve benzeri ev tipi bakımlar uygulamamızın faydası var mı? Yok, hatta çoğu zaman zararı olabilir. Şöyle, şimdi bu uygulamanın hiçbiri dediğim gibi saçın canlı olduğu kök kısmına kadar inmiyor. Yüzeyde kalıyor. Siz bu uygulamaları yaptığınızda özellikle yağ, yumurta bu tarz uygulamaları saçınızdan durulamak istiyorsunuz ama durulamak istediğinizde ekstra şampuanlama, ekstra sıcak su kullanıyorsunuz. Bu da aslında saç derisinin bariyerine zarar veriyor, saç derisi problemlerini arttırıyor ve aslında daha sonrasında dökülmeyi tetikleyebilecek enflamasyona bile altyapı hazırlayabiliyor. O yüzden mesela yumurta faydalı, yağlar faydalı ama ne zaman faydalı? Yemeliyiz biz bunları. İçsel olarak, çünkü saçımız kanla besleniyor. Buradan sürünüz yumurta köke gitmiyor. Çünkü oraya kadar inmek üzere formüle edilmiş bir şey değil zaten. Ama bunlar yenirse, ağızdan alınırsa o zaman en azından besin yoluyla, kan dolaşımı yoluyla saç köküne daha çok nüfuz etmesi mümkün. Yağlı saçlarla baş etmek mümkün mü? En birinci kuralı bununla baş etmenin saçı sık yıkamak. Yani saçınız çok yağlanıyorsa saçınızı her gün yıkayabilirsiniz. Sabah akşam bile yıkayabilirsiniz. Saç yıkamanın bir zararı yoktur. Bilakis saçta fazla biriken yağın zararı vardır. Çünkü saçlarımızdaki mikroorganizmalar yağın içindeki lipitten beslendiği için
için hızlı çoğalırlar ve dökülmeleri veya cilt problemlerini tetikleyebilirler. O yüzden çok yağlı saç resine sahip olan kişiler saçını düzenli yıkayabilir. Bir diğer unsur da yağlanma neden kaynaklanıyor? Buna bakmak gerekiyor. Şimdi bu bazen yapısal olabilir. Çünkü bizim saçımızın içinde büyüdüğü gözeneklerin içinde yağ bezleri vardır. Bu gözeneklere bağlı olan ve oradan yağ salgısı olur. Bu yağ bezleri bazı kişilerde 2 tane olabilir, bazı kişilerde 20 tane olabilir. Yani bu sizin doğuştan getirdiğiniz özellik, genetik altyapınız. Buna bağlı olarak daha yağlı veya daha kuru bir cilde sahip olabilirsiniz. Bu şekilde ise bunu çok değiştirmek mümkün değil. Yani düzenli yıkamayla işte yağlı bir cilt mutlaka daha işte iyi arınmış, temiz bir hale gelebilir. Bazı durumlarda hormonal düzensizlikler varsa kişilerde yağlanma daha şiddetli olabiliyor. Mesela insülin direnci veya poliküstik over sendromu olan kadınlarda. Bu kişilerde de yine yağlanma, çünkü onun bir semptomudur tarz sağlık problemlerinin. Yağlanma yine daha fazla olabiliyor. O zaman bir endokrinolog veya bir kadın doğum doktoru eşliğinde belki bir hormonal destek, hormon tedavisi alarak, eğer bu sorun başka sorunlarla da eşlik ederek ilerliyorsa destek alınabilir. Ve stres yine saç derisinin yağlanmasına, cildimizin aslında yağlanmasına destek olan farklı bir unsurdur. Çünkü stresle birlikte böbrek üstü bezlerimiz daha fazla androjen salgılamaya başlar ve bizim de yağ bezlerimiz aslında androjenler tarafından kontrol edilir. O yüzden stresli durumlarda da birazcık daha yağlanma artar. Kepekli saçlar için çözüm önerileri nelerdir? Kepekli saç derisi de aslında bazen bir yapıdır. Yani bu aslında nedir? Kepek herkesin saç derisinde oluşur bu arada. Çünkü ölü deri hücresidir. Saçlarımızın ölü deri hücreleri atılır. Sağlıklı ciltte bu ayda bir olurken daha çok böyle kepekli, egzamalı, daha böyle kabuklanma şeklinde ilerleyen ciltlerde haftada bire kadar düşebilir bu ölü deri hücre atma hızı. Bu da tabii ki daha çok kepeğin ya da kabuklanmaların, plakaların ciltte birikmesine neden olur. Bunun için yapılması gereken öncelikli şey aslında mutlaka kepek şampuanını yıkama rutinlerine koymalarıdır. Çünkü antifungal içeriklidir bu şampuanlar. En azından haftada bir bile iyi bir kepek şampuanı kullanırlarsa o kepeklerin daha seyrek oluşmasına, daha az oluşmasına yardımcı olabilirler. Beslenme önemlidir. Bağırsak sağlığı önemlidir. Bağırsak sorunları arttıkça da ciltteki bu tarz kepeklenme, kabuklanmalar, kaşıntı, hassasiyet artabilir. Bir de beslenmede işte süt ürünleri, baharatlı yiyecekler ve domates gibi yiyecekler de kepeklenmeyi, kabuklanmayı arttırabilir. Yani bu tarz şikayetler olan kişiler en azından bu gıdaları bir tık böyle kısarak kendilerini kontrol ederek giderlerse fayda görebilirler. Trikolojik losyon nedir? Piyasadaki diğer solüsyonlardan ne farkı var? Trikolojik losyonlar bir kere kozmetik altyapılı losyonlardır ve ilaç etken maddesi içermezler. Bu çok önemlidir çünkü ilaç etken maddesi içeren pek çok üründe kişiler yan etkiden veya ürünün bir bağımlılık yaratacağından korkarlar. Ama trikolojik losyonlarda böyle bir risk yoktur. Yani hamile kadınlarda dahi çok rahatlıkla bazı formülasyonları kullanabiliyoruz hiçbir yan etki görmeden. Mesela genetik dökülme losyonlarında bile bazen öyle içerikler olur ki topikal uyguladığınız bir şey erkeklerde mesela en basiti göğüslerde büyümene neden olabilir. Bu hiç kimsenin istediği bir etki değildir. Trikolojik losyonlarda asla böyle yan etkiler görmezsiniz. Çünkü sadece çalışma alanı saç folikülünün içerisidir ve saç köküne kadar nüfuz etme özelliğine sahiplerdir. Çünkü çok küçük moleküler ağırlığa sahip olarak formülize edilmişlerdir. Hedef saçın canlı olduğu yere kadar inmektir ve çok farklı formülasyonlar vardır trikolojik losyonlarda. Yani tek bir formül yapılıp her saç tipinde herkeste ezbere aynı şey kullanılmaz. Çünkü her saç problemini aynı formül çözmez. O yüzden birazcık kişiye özel belirlenirler. Bu yüzden de sonuç alma şansımız çok daha fazla artar. Bir yan etki yaratmaz. Bırakıldığında da saç tekrar çok daha şiddetli dökülmez. Çünkü bir bağımlılık yaratma etkisi yoktur. Burcu Hanım çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu eklemek isterim. Şimdi bir kere saç sorunu, saç derisi sorunu herkesin özellikle hayatında mutlaka bir kere yaşadığı bir şey. Bir kere kadınlar çok daha sık yaşıyor. En azından doğum sonrası süreçte veya çok daha karmaşık bir anatomik yapımız ve duygu durum sistemimiz olduğu için çok daha sık yaşayabiliyoruz. Ancak pek çok şeyin çözümü de var. Çözümü olmasa bile daha iyi olma şansı her zaman var. Özellikle buradan gençlere seslenmek istiyorum. Gençler bazen saç problemlerini çok fazla hayatlarının odak merkezine koyup hayatı kaçırabiliyorlar. Yani ben şimdiye kadar çok fazla, çok iyi üniversitede çok iyi bölüm okuyan, sırf saçı döküldüğü için işte ben okulu bırakacağım, arkadaşlarımla görüşmeyeceğim, evden çıkmak istemiyorum diyen kişiler görüyorum. Bu sizin saçınıza hiçbir şey katmayacak. Bu sizin saçınızı üstüne yüklediğiniz anlam ve stresle birlikte daha da geriye getirecek. O yüzden her zaman için bir çözüm var. Çözüm arayışında olun. Yapılabilecek bir şeyler var. Saç tamamen toparlamasa bile çok daha iyi bir noktaya gelebilir ve siz daha mutlu bir yaşam sürebilirsiniz. Kimse saçından ibaret değil. Bizim çok fazla görsel ve içsel, düşünsel zenginliğimiz var. Birazcık bunların üstüne düşünmek gerekiyor. Yani birazcık o güzel kalgısını saçtan uzaklaştırmak gerekiyor. Evet, saç çok önemli ama hayatımızın merkezinde de her zaman olmamalı. Bir şeyler yapacağız, çabada kalacağız. Gerisini de evrene, Tanrı'ya, artık ne inanıyorsanız ona bırakacağız. Evet, bugün sizlerle saç üstüne merak edilenleri konuştuk. Umarım sizler için çok faydalı bilgiler olmuştur ve bir şeyler katabilmişimdir size. Herkese sağlıklı, saçlı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.